Yaklaşık 7 yıldır kazı çalışmaları devam eden ve tamamlandığında dünya tarihine ışık tutacağı belirtilen Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın ilk etabı açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Sank Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, kazı ekibi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan çalışmayla 100 yıllık, 1000 yıllık medeniyetlere Gaziantep'in nasıl ev sahipliği yaptığının ortaya çıkacağını vurguladı. Gaziantep'in yıllardır, yüzyıllardır, bin yıllardır medeniyetlere ev sahipliği yaptığı bir kez daha gösterilmiş oldu. Biraz önce de söylendi, aslında gelecek sene açılışı yapılacak ama olağanüstü bir talep var. Bu talepleri yerine getirmek için hem yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak hem de belli bir ölçüde bu ziyaretleri açmak için bir araya geldik. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 7 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın büyük bir heyecanla buradan çıkacak sonucu beklediğini söyledi. 7 yıllık bir uzun bir yolculuğun bugün artık son noktasına geldik, finaline geldik. Heyecanımız ondandı. İtalyanlarla birlikte başlattığımız kazıda hocalarımızın, Nikol başta olmak üzere, Hasan hocam başta olmak üzere çok büyük emeği var. Uzun bir yolculuk bu. İzin almasından tutun, Ankara'daki bürokrasisine, ilgili bakanlıklarımız, dışişleri, savunma, kültür ve turizm bakanlığı, üniversitemiz, akademik dünya. Çok büyük ortaklıklarla, büyük bir koordinasyonla, sponsorumuzla bugüne kadar geldik. Bugün o yüzden sizlerle birlikte bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dünya büyük bir heyecanla buradan çıkan eserleri bekliyor. Aslında 100 yıl önce bugün buralarda büyük bir antik kentin olduğu ve geçit döneminin en güzel eserlerinin burada olduğu görüldüğü için özellikle İngiliz casus, arabasılı İngiliz casus Lawrence'ın eserlerinin, kaçırmaya çalıştığı eserlerinin bugün neler olduğunu görmeyi, tarihçiler, akademik dünya, bu işe kafa yoran herkes bekliyor. Dolayısıyla bu dünya tarihini değiştirecek bir arkopark. Herhangi bir arkopark değil. Geçit dönemini aydınlatacak bir arkopark. Fırat'ın dibinde olmamız, büyük bir ekolojik parkın, büyük bir çalışmanın, milli parka dönüştürmenin altyapısını çalıştırıyoruz. Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise her kazıda karşılarına farklı bir görselin çıkacağını söyledi. Arkadaşlar, Karkamış tarih sahnesinde yerini aldı. Karkamış'taki tarihin bir özelliği, birçok uygarlığın aşama aşama burada yaşamış olması. Yani her kazıda farklı bir karşımıza bir görsel çıkacak ve ayrı ayrı uygarlıkların buradaki yaşadığı medeniyetlerin göstergesi tarihte yerini alacak. Kazı çalışmalarına sponsor olan Sank Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da Karkamış Arkeoparkı'ndaki çalışmalar tamamlanıncaya dek destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu Gaziantep'imizin kültür şehri olduğunu göstergesinin bir diğer bacağı. İnşallah Gaziantep'teki bütün kültür miraslarımızı ortaya çıkararak dünyanın lider şehirlerinden bir tanesi olma yolundaki yolculuğumuz devam edecek. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra da biz elimiz Sanko grubu olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından Arkeoparkı gezen protokol üyeleri yapılan çalışmaları ve çıkarılan eserleri yerinde görme fırsatı elde etti. Yer mozaiklerinde yine bir ziyafet var. Antik kent giriş antik batı kapıdan 3 tane büyük şehir kapılar var. Bu en eski milattan önce 1500. Biz oradan hemen girdik. Tam içeriye Hitit başkent içeriye gideriz. Kazı çalışmaları devam eden Fırat Nehri kenarındaki Karkamış Antik Kenti Arkeoparkı'nın tamamının ise 2020 yılı Mayıs ayında açılacağı belirtildi.